Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki tane karakter yapacağız. Biri Baynet, diğeri Edrin. Yani Nami Değer, Kara Kedi ve Uğur Böceği. Bunu bir arkadaşımız istemişti. Ben de onu The Sims Mobile'de yapmıştım. Ama gerçekten çok kötü oldular. Bunu paylaşmaya içim el vermedi. Bu yüzden de sıfırdan başlamak istedim. Hadi gelin başlayalım diyeceğim. Ama ondan önce kanalıma abone olabilirsiniz. Hadi gelin başlayalım şimdi. Şimdi şunun şapkasını bir çıkaralım. Yüzü gerçekten çok güzel bu Sims'in. Tabii burnu birazcık kötü ama burnunu değiştirmekle başlıyorum. Küçücük ufacık bir burnu var Marinette'in. Şu daha iyi sanırım. Daha böyle tompiş bir burun. Kenardan birazcık içeriye doğru kıvırtayım. Ay. Ben tabii küçültemiyorum şu an. Heh. Sanırım en son küçülmüş hali bu. Bence burun iyi. Yanaklar çok benziyor. Çeneyi biraz uzatmam gerekiyor. Marinette'in çünkü çenesi sivri bir çeneye sahip. Daha çok üçgen bir çene. Şimdi dudağı değiştireyim. Dudağı ufak ama biraz daha böyle şekilli bir dudağı var. Bunun için de sanırım bu iyi. Sanırım bu iyi. Değil mi? Evet bence oldu. Şimdi saçını bir mavi yapalım. Daha sonra devam edeceğiz buna. Şimdi kaşını da bir düzeltelim. Kaşları incecik kaşlara sahip Marinette. Bu çok kalın. Hah tamam bence bu kaş iyi. Evet. Şimdi saçlarını iki çiş yapmamız gerekiyor. Ama ondan önce kulakları düzeltmem lazım. Çünkü kulaklar gözlerime çok batmaya başladı. Şimdi bunu birazcık yapıştıralım. Küçültelim. Çok mu küçülttük? Evet işte böyle oldukça iyi oldu. Şimdi bir de ruj sürelim Marinette'e. Makyaj, ruj. Şuradan bir turuncu gibi bir renk seçmemiz lazım. Marinette'e çünkü dudakla çok belli olmayan böyle turuncumsu bir şey. Allık sürelim bir de. Allığımız da turuncu olmalı. Tabi bunlar turuncu mu? Şunun turuncusunu mu seçelim? Yok olmadı ya. Şu sanırım iyi. Elma yanaklı gibi olsun. Şimdi şunu birazcık küçültelim. Yanaklarını şişirelim. Çenesi iyi. Bence oldu. Çok güzel oldu yüzü. Ben bayıldım yüzüne. Şimdi bir de saç seçmemiz gerekiyor. Saç içinde iki çiçili bir saç vardı Sims'te. Ben hatırlıyorum. Tabii çiçi ne diyebilirsiniz. Yani iki tane at kuyruklu bir saç. Aslında şu da güzel olur Marinette. Ama saçın kuyrukları çok büyük. Dursun ama bu yüzde yakışmadı ya. Hızlı hızlı inmeye çalışıyorum. Görürsem diye. Bu. İşte bu. Evet bence çok benzedi Marinette. Oldukça da güzel olduğunu düşünüyorum. Aa göz rengi olmamış. Ha göz rengi de Marinette'in göz rengine çok benziyor. Hani ne mavi ne gri ne siyah. Siyah ne? Ama şu farını çıkartmamız gerekiyor büyük ihtimalle. Çünkü Marinette'de far yok. Şu muydu far? Bu allık. Ha şu far. Evet böyle daha iyi. Gözlerini de büyütelim biraz. Göz bebeğini büyütmeye çalışıyorum. Göz bebeğini tutamıyorum. Şimdi şuradan gözü büyütüyorum ama göz bebek... Şaka gibi ya. Göz bebeğini tutamıyorum. Aa büyütemiyorum. Neyse öyle kalsın. Tamam gözlerini de büyüttük. Oldukça güzel olduğunu düşünüyorum Marinette'in. Yüzü güzel oldu. Şimdi üstüne ne giydireceğiz? Aa şu pantolonun pembesi bence Marinette'in pantolonu. Şaka yaptım. Bu değil. Şu daracığa girelim. Daracıktan bir pantolon seçelim Marinette'e. İşte bunun pembişi. Evet Marinette'in pantolonu bu bence. Başka da daracık bir şey. Şu var ama bunda pembe yok herhalde. Bu olmaz. Şurada bir tight var. Ay. Bu tight de örgülü ya. Olmaz. Yani bu olsun. Bu olacak. Başka çünkü şeyimiz yok. Olasılığımız olabilecek bir şey. Şimdi bunu değil. Marinette bir şey lazım. Ceket. Aa işte bu Marinette'in ceketi bence. Aa evet çok da güzel oldu. Şimdi Marinette'in kesinlikle şeyi yok.
Ay yaklaştıramadım. Ya. Abi şaka gibi. Kolyeyi çıkartmak istiyorum. Tamam, aksesuarlı iptal etti yüzükler. Kolyeyi nereden çıkarttığımızı kesinlikle hatırlamıyorum. Of ya. Tamam, kolyeli olsun. Çıkartmıyorum ya. Şimdi şuna da bir babet giydirelim. Sarı bir babet. Sarıydı çünkü. Evet. Gülmemek için uğraşıyorum ya. Tamam, oldu. Kolyeyi nereden çıkartıyorduk acaba? Hiçbir şekilde hatırlamıyorum. Şimdi vücut tamam, ten rengi, ten rengi değiştirmemiz lazım. Tamam, ten rengi oldu bence, daha açık bir renk. Şimdi en önemlisi bileklik değil de. Tamam oldu ya. Kolyeyi buldum sonunda. Bir de küpe takalım. Bunlar küpe değil. Daha çok başka bir şey. Şunun kırmızısı diyeceğim. Kırmızı yokmuş. Hah. Var. Evet ama başka daha iyi bir şey var mı? Yok. En olur bu sanırım. Tamam oldu. Uğur Böceği'nin küpeleri. Oldukça güzel oldu bence. Şimdi bir de Edrin yapalım. Edrin'in yüzü biraz değişik. Biraz daha yüze hatı benzeyen biri demiştim. Evet, sanırım bu yüz hatları benzeyen biri oldu. Şimdi saç rengi de sarı. Ama ondan önce sakalı çıkartmam gerekiyor. Burnumu değiştirmem gerekiyor. Yüz rengini değiştirmem gerekiyor. İlk haliydi. Tamam. Şuradan yanaklar. Yanağı sanırım iyi ya, çenesi. Sadece biraz daha sivri bir çeneye. Tamam, düz çene. Sivri bir çeneye sahip olduk. Daha büyük yanaklı. Daha küçük dudaklı. Bu da çok küçük. Oo, bu da çok büyük. Daha küçük bir dudak istiyorum. Mutsuz olma. Bu iyi mi? Evet, bu iyi. Şimdi bir ten rengini değiştirmeliyiz bence. Yüzü çok kötü olmuş. Ten rengi değişince ne kadar fark ediyor bir insan. Daha küçük bir buruna sahip. Gözünü de bir mavi yapalım. Ay yeşil. Ne mavisi? Kaşlarında daha ince bir kaş yapmam gerekiyor çünkü Adrian kaşlarını babasından almış. Babişkosu, dünyanın en iyi insanı. Kaşlar çok kötü oldu. Of ya, ben Sims'teki kaşları hiç beğenmiyorum. Bu da orada bir şey toplanmış. Mr. Bean gibi. Abi bu buradaki gözükenle bu aynı mı ya? Bu gerçekten aynı mı? Bu ne? Burada şey gibi şurası. Çinlilerin böyle evinin çatıları biraz daha değişik oluyor ya, onun gibi yani köşesi. Of çok kötü. Tamam, bu duracak. Gerçekten kaşlarına bakmayın. Kaşlarını görmezsen gelin. Saçını bir değiştirelim ya. Hiç beğenmedim ben yüzünü. Tamam işte bu. Tamam bu. Bu gerçekten bu. Şu kafasındaki kulaklar da siyah olsaydı bu Adrian'ın saçıydı. Böyle bir şey değil. Soldan ayrımı var saçının, Adrian'ın.
Biraz daha yüzüne düşmesini istiyorum. Ya bu belki küçücük ihtimaller. Taça geri gel. Çok kötü. Keşke şuralarda da saç olsaydı. Çenelerin oraya da o saçınsaydı bu saçı kabul edebilirdik. Aa, bu saçı hiç görmedim diyeceğim. Yalan söyleyeceğim çünkü gördüm. Başka saç yok mu? Bu Draco'ya daha çok benzedi. Oo. Bu oldu mu ya? Yüzüne falan düşüyor saçı. Yani birazcık oldu gibi. Evet oldu bence. Böyle baktıkça daha çok Edirina anımsatıyor. Çünkü onların tek tek böyle ayrı kayrık şeyleri var. Bu oldu. Yanaklarını boyayalım birazcık Adrian. Bir de kulaklar birazcık gözüme batıyor. Bu kulakları düzeltmemiz gerekiyor. Şöyle daha iyi. Şimdi bir makyaj yapalım. Yanaklar diyelim ve erkeklerde yanak boyayamadığımızı tekrar hatırlayalım. Erkeksiden çıkıverelim. Oldu bence. Çok da tatlı oldu. Keşke burnun üstünü de azıcık boyayabilsek ama boyayamıyoruz. Evet, şimdi Adrian'a bir ceket giydireceğiz. Kesinlikle ceket. Ceket değil, gömlek. Düğmeliler neredeydi? Ay işte burada. Şimdi düğmelilerden ben bir şey hatırlıyorum. O olacak büyük ihtimalle. İşte bence bu Adrian'ın üstü. Yani içi siyahımsı bir şey. Ve yine kaburgası yamuk. Gerçekten bütün simlerimin kaburgası yamuk. Şaka gibi. Birazcık sıska, birazcık kuvvetli ama daha çok sıska bir Edrina sahibiz. Kolları çok benzedi bence. Şimdi pantolonu da kot istiyoruz. Koyu renkli bir kot. Ha bu işte. Aynen. Dur, daracık mı desek ki ona da? Yok, daracık değil de biraz daha. Şu da değil de. Sanki paçaları biraz daha dar olmasını istemiştim. Ha işte bu. Evet, bu. Evet, bence bu daha iyi oldu. Şimdi bir de ayakkabı, spor ayakkabı diyeceğiz. Buradan da ona bir Converse giydireceğiz. Converse'i de kırmızı. Tabii Converse'i bulamayışım. Şu mu? Bu da olur. Diğer Converse'i aramıştım diyeceğim. Yok yok, olmaz, vazgeçtim. Ay, göremedim diğer Converse sanırım. Ha işte buradaymış ya. Şaka gibi görmedim. İşte bence Adrian da çok benzedi ama şu kollarını biraz daha inceltmeliyiz. Biraz daha kası düşürelim. Tamam, bence oldu. Adrian da güzel oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Aşağıda yorumlar kısmında Adrian'la Marinette neler eksik, neler güzel olmuş hepsini yazın, olur mu? Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayınız. İşte Marinette, işte Kara Kedi. Bir takipçim istediği için bu videoyu çekmiştim. Siz de hangi karakterleri görmek istiyorsanız aşağıda yazın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.